Zaten 10 saat, 8 saat ayakta kalmış. İçki rağmen ister diğer... Ve bugün biz burada işte bu gençler ve çoğu zaten Türkiye'de eğitim görmüş yüksek eğitimli gençler ailesini ararken bunlara destek olmak. Ben de aynen kamp mağduruyum. O yüzden buradayız. Benim de şu an Çin elçiliğinin yarı teyit ettiği bilgiye göre benim bir kardeşim kamplarda felç edilmiştir, bir kardeşim 15 yıllık, bir kardeşim 17 yıllık böyle kamplara atılmış ve bunlardan hiçbir şekilde bilgi alamıyorum. Kardeşim için bulunuyorum. Kız kardeşim Mevlüde Hilal, 34 yaş bir çocuk, annesi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olan, 4 dilde konuşabilen eğitimli bir hanımefendi ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır kendisi. Kız kardeşim anneme bakmak için memleketimize gidip Çin hükümetinin Türk kökenlere doğru başlattığı bu topluma kampına alınmış olup 4 senedir şu anda kardeşimden haber alamıyorum. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devletimizin gerekli yerine başvuruda bulundum. Devletimizin benim durumumdan haberi var ve kardeşimden de haberi var. Ancak Çin hükümeti hala bir cevap vermemiş ve demişler ki bizim Ankara ya da İstanbul'daki konsolosluklarımıza başvuruda bulunduğunda kardeşi hakkında bilgi vereceğiz demiş. Ben ona istisnaden buradayım. Bugün 8. günüm. Ben kendi ülkemin toprağında Çin konsolosluğundan kardeşim için bilgi almak amacıyla buraya geldim. Ancak ne benim dilekçemi alan ne de beni muhatap edip benimle konuşan biri yok. Toplama kampına atıldığı gibi bizi de burada suçlamaya çalıştı. Televizyonlarda, kanallarda özellikle Akit TV'deki Halis hocamızdan Allah razı olsun. O hocamız her zaman Çin'e hitapta bulundu. Ey ben böyle bir program yapıyorum. Eğer yalanlıyorsan gel buna katıl dedi. Ama hiçbir zaman ne katıldı. Bugün de Büyük Birlik Partisi'nin de cevaplarına ne zamandır hiçbir dönmedi. Ne bizim Dışişleri Bakanlığımızın muhatap alabiliyor ne de başka parti veya başka kanalları hiçbirini muhatap almıyorlar. Şimdi 17 toplam kampı aldılar. Hala bir bilgi yok. Hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Annem 60 yaşında kendisi yol yürüyemeyen tekerlek sandalyede oturan bir anne. Annemle hayatta olup olmadığını bilmiyorum. Daha da acısı benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kızlarım 4 yaşında ve 5 yaşında. 3,5 senedir kızlarımın sesini bile duyamıyorum. Defalarca Dışişleri Bakanımız başvurdum. Allah razı olsun girişimler bulunmuştu. Fakat Çin Pekin Büyükelçimize 4 aydır hala bir bilgi vermiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.